Merhaba. Selamünaleyküm. Merhabalar. Nasılsınız? Hoşbulduk. Bakalım sonu nasıl gelecek ya? Sonu hayırlı gelir ya. Hayırlı olacak ya. Merhaba doktor. Merhaba. Ben Araman Mert Bey. Hoş geldiniz. Kılıçdaroğlu. Bak ne biçim konuşuyor. Mazotu yaptılar. Ben Menderes çocuğuyum. Ama Kılıçdaroğlu arkasını görüyorum. Yeter artık. Yeter. Tarafsız mı olması lazım? Tarafsız olması lazım. Zaten getirilen Cumhurbaşkanı, partinin genel başkanı, Cumhurbaşkanı yapıyor. Memleketi tam iki yapıyor. Cumhurbaşkanı tarafında olan, onun tarafında olmayanlar. Bunlar iyi insanlar, bunlar terörist. Zaten şimdiden bunu yapıyorlar. Yani ilan ediyorlar. Bu parti meselesi değil, memleket meselesi. Maşallah. Yani herkes yolundan tutmak lazım, oturtması gerekiyor. Hayırlısı olsun. Kendin de nazar diliyor. Değil mi? Doğru. Merhaba. Bu anayasa değişikliği tek bir şekilde birileri yazdılar. Her anlık kapılar ardında gizli görüşmelerde nerede kim tarafından yazıldı artık önemli değil. Şimdi burada basından arkadaşlar var. Kamera bizi görüntüye alıyor. Ben merak ediyorum. Basından arkadaşlar bu değişiklik teklifi görüşülürken bunu halka anlatma fırsatı, şansı bulabildiler. Meclis TV yayını kesti. Zaten her gün 7'den sonra yayın kesiyor. Memleketin geleceğini tayin edecek olan bir anayasa değişikliği teklifini milletin bilgisinden kaçırdılar. Açık ve net. Cumhurbaşkanı geçen de halk bilgilense işte evetler çoğalır falan gibi biraz da endişeli bir dille bir şeyler söyledi. Aslında fırsat vardı halkı bilgilendirseydiniz de. Bakalım evet mi olacaktı? Hayır mı? Ben şundan eminim. Bu anayasa değişikliği teklifini yurttaşlarımızın her birisi bilerek bu sandığa gitse %99.9 buradan hayır çıkar. Bu referandum bir anayasa değişikliği teklifi üzerinde olan bu referandum artık sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi değil, sadece o parti, bu parti meselesi de değil. Bu referandum, bu getirilen teklif bir memleket meselesi. Memleketin bekası meselesi. Cumhuriyetimizin bekası meselesi. Hepimizin burada yurttaşlık bilinciyle bu referandum sürecinde halkımıza bunu anlatmamız, ikna etmemiz gerekiyor. Söylüyorlar bu bir rejim değil, bu bir sistem değişikliği falan. Yalan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parlamenter demokratik rejimi bir tek adam bir dikta rejimine dönüştürmek istedi. Başka hiçbir altı şey yok. Anlatım şekli yok. Bu tek adam her şeye yetkili. Yani devleti yeniden yapılandırma yetkisi tamamen üzerinde. En temel yurttaşlık görevimiz olan sandığa gidip oy kullanma görevimizi herkesin yapması gerekiyor. Bizim bunu parti olarak da hepimiz her yerde her şekilde vatandaşı sandığa çağırmamız, sandığa gitmesini sağlamamız gerekiyor. Hayır çıkacak, buna yürekten inanıyoruz.